ne 8 kere düş 7 kere kalk mı? 7 kez düş 8 kez kalk. 7 8 kere düş 7 kere kalkamazsın o zaman kalkmamış olursun. Düştüğün yerde kalmış olursun. Merhaba ben Sevde. Bugün size Japonlara göre uzun ve mutlu yaşamın sırlarından bahsedeceğim. Aslında bu videoyu çekerken tabii ki asıl kaynağım İkigai adlı kitap. Ancak ben İkigai'deki maddelerin dışında bazı yerlerden başka araştırmalar da yaparak farklı bir liste oluşturdum ve bu listeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İkigai'de yazarlar Okinawa köyünde yani uzun yaşam köyü dedikleri, insanların çok uzun sürelerce yaşadıkları, baya böyle 120 yaşındaki insanların falan bollukta olduğu bir köye gidiyorlar ve nasıl bu kadar uzun yaşamışlar, nasıl bu kadar sağlıklı kalmışlar bunu araştırıyorlar ve neticesinde bize bayağı böyle araştırmalarla dolu bir kitap çıkarıyorlar. Ben de öncelikle bu kitabı okudum. Daha sonra hem kendi hayatta gördüklerimle işte babaannem benim çok yaşlı mesela onun yaptıklarıyla uyuşuyor mu? Başka yerlerden araştırmalar yaparak tam anlamıyla içime sinen bazı maddeler belirledim. Şimdi o maddeleri sizinle paylaşacağım. E ilk madde egzersiz yapmak. Aslında bu çok sık duyduğumuz bir şey. Ancak gayda bahsedilen ve benim de aslında babaannemde ya da birçok insanda gözlemlediğim şey bu. E, egzersizden kastedilen şey çok böyle ter atarak spor yapmak, işte kas kütlesi haline gelmek değil. Daha ziyade evin içerisindeyken mesela çok fazla oturmamak, çok fazla durmamak, sürekli yatar pozisyonda kalmamak, yürüyüş yapmak, bahçeyle ilgilenmek yani biraz daha vücudunuzun hareket etmesini sağlayacak eylemler yapmak egzersiz kapsamına alınmış ve bu şekilde hareketli insanların çok daha sağlıklı bir vücutlarının olduğu tespit edilmiş. İkinci öneri ise emekli olmayın. Aslında ikigayı da bunu emekli olmamak olarak anlatmışlar. Çünkü oradaki insan Onların hepsi zaten 100 yaşını geçmiş durumda... ...ve emekli olmak onların hayat evrelerinde çok daha olağan bir şey. Fakat genç insanlar için söyledikleri şey de şu... ...çalışıyorsanız bile başka şeylerle de ilgilenin... ...başka hobileriniz de olsun. Asla pasif kalmayın. Yani hem vücudunuzu hem mental olarak kendinizi pasif bir duruma düşürmeyin diyor. Birden fazla şeyle aynı anda ilgilenmenin... ...mutluluk açısından çok önemli olduğu söylenmiş. Üçüncü öneri ise tabii ki beslenme. Beslenmeye önem verilmesi gerektiğini söylüyorlar. İkigai kitabında araştırma yapılan köyde sanırım Okinawa köyüydü. Uzun yaşayanlar köyü olarak geçiyor. Çok fazla antioksidan içerikli yiyecek tüketildiği görülmüş. Genellikle sebze ağırlıklı besleniyorlarmış ve günde 5 porsiyon meyve yiyorlarmış. Tabii bu bizim için ne kadar uygulanabilir bir şey bilmiyorum ama sebze ağırlıklı beslenmek ve tükettiğiniz sebzelerin de antioksidan ağırlıklı olması gerçekten önemliymiş. Bu Okinawa köyünde birçok insan kanser gibi, kalp rahatsızlığı gibi hastalıklara yakalanmıyorlarmış. Çünkü tükettikleri sebzeler ve yiyecekler bu şekildeymiş. Yine Ikigai'nin içerisinde bu Okinawa köyündeki insanların tükettikleri antioksidanların bulunduğu bir kısım var. E, şuradan göstermem gerekirse bunların birçoğu aslında zaten Japonya'da bulunan işte miso, tofu, ton balığı gibi şeyler fakat bizim ülkemizde de bulunanlardan havuç, soğan, lahana, soya filizi, tatlı patates, biber. Bunun gibi antioksidan içerikli şeyleri çok daha fazla tüketiyorlarmış. Yine yeşil çayı çok tüketiyorlarmış ve tahıllar da onların diyetlerinin başlıca kaynağıymış. Bu şekilde bir beslenme biçiminin insanların hayatında sağlıklı olmak anlamında çok önemli olduğu söyleniyor. Yine rafine şeker etmiyorlarmış ve şeker pancarından yapılmış doğal şeker tüketiyorlarmış eğer tüketmeleri gerekirse. Bunun gibi beslenme şeklini kendi hayatımıza uygulayabildiğimiz kadarını uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Dördüncü öneri ise zihinsel egzersiz. Aslında spordan ve egzersizden birçok yerde bahsedilir her zaman. Fakat zihinsel egzersizden ilk defa burada bahsedildiğini gördüm ve bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü 120 yaşınıza kadar yaşayabilirsiniz. Çok sağlıklı bir vücudunuz olabilir. Fakat zihniniz eskisi bir çalışmadığı takdirde bunun da çok bir anlamı olmuyor maalesef. Burada şundan bahsedilmiş. satranç Satran sudoku çözmek, bu gibi zihninizi meşgul edecek, zihninizi genç tutacak şeylerin çok önemli olduğundan bahsediliyor. Beşinci önerileri ise stresten uzak durmakmış. Aslında burada stresten tamamıyla uzak durmaktan değil, optimal bir stres seviyesinden bahsedilmiş. İnsanı harekete geçirebilecek kadar yeterli bir stres fakat insanı depresyona sokmayacak kadar da Az bir stres seviyesi gerektiğini söylemişler. Bu zaten hepimizin e, savaştığı bir konu diye düşünüyorum. Birçok rahatsızlığın ana kaynağı stres oluyor biliyorsunuz ki. Dolayısıyla stresi biraz optimal bir düzeyde tutmak çok önemliymiş. Bunun için de sanırım e, hayatımızda stres yaratan etkenleri belki biraz daha az umursamak ya da uzaklaşabiliyorsak onlardan biraz uzaklaşmak yeterli olacaktır. Altıncı öneri ise hareket. E, aslında egzersiz maddesine çok benziyor. Sürekli olarak hareket halinde kalmak gerektiğini anlatmışlar. Ben de bunu aslında 85 yaşındaki babaannemde çok fazla gözlemliyorum evin içerisinde asla oturmuyor. Yani sürekli olarak kendine yeni bir iş buluyor ve hiçbir iş yoksa mesela bu sefer gidiyor mutfaktaki dolapları yığıp onları tekrardan düzenlemeye başlıyor ve biz ona sürekli artık babaanne ne olur otur çok yoruldun falan diyoruz ama o hareket halinde kalmayı seviyor ve bu da aslında o uzun yaşayanlar köyündeki insanların çok yaptığı bir şeymiş. Sabah kalktıklarında asla hemen işte azıcık yatayım, dinleneyim, bir kahvaltı yapayım, oturayım demiyorlarmış. Mutlaka bahçeleriyle ilgileniyorlarmış, sürekli hareket halindelermiş, bir yerden bir yere yürüyerek gitmeyi tercih ediyorlarmış. Bunun gibi aslında hayatta bir şeyleri sürekli kestirme yoldan yapmak değil de daha fazla yürümeyi tercih etmek, daha fazla hareket halinde kalmak ayrı bir madde olarak egzersizin dışında önerilmiş. Çünkü egzersiz konusunda biraz da yogadan ve bunun gibi biraz daha spor sayılabilecek şeylerden de bahsediyordu. Fakat bu hareket halinde kalma maddesi ondan bir tık daha farklı. Yani evin içerisinde bulunduğunuz yerde de çok fazla oturmamanızı öneriyorlar. Yedinci öneri ise akışta kalmak. Bu aslında biraz daha mutlulukla ilgili bir kısım. Mental sağlık açısından sadece yaşamak başladığınız anı düşünmeyi başarabilirseniz ki bu çok zor bir şey benim mesela beynimde aynı anda 200 tane düşünce var şu anda bile bu videoyu çekerken ee, akışta kalmayı başardığınız anda çok daha mutlu bir insan olduğunuzu ve o an yaptığınız şeyi daha başarılı bir şekilde yapabildiğinizi gözlemlemişler Dolayısıyla akışta kalmakta yine uzun ve mutlu bir yaşamın çok önemli bir anahtarıymış. Ee, diğer madde ise mikro akış mikro akış dediği şey de aslında bu benim çok hoşuma gitti günlük hayatta yaptığınız şeylerden keyif almak yani bulaşık yıkıyorsun ve bundan keyif almaya çalışıyorsun Bundan keyif aldığınız takdirde çok daha mutlu bir insan olabiliyor musunuz? Çünkü hayatımızın her yerinde zaten böyle sürekli çok büyük olaylar, çok mutluluk getirici şeyler yaşamıyoruz. Hali hazırda küçük şeylerden daha fazla keyif almayı başarabilirsek eğer çok daha mutlu bir hayatımız oluyormuş. Dokuzuncu maddede ise meditasyondan bahsedeceğim. Meditasyonla ilgili anlık tatil benzetmesi yapılmış ve bu gerçekten benim hoşuma gitti. Evde oturduğunuz yerde birdenbire bambaşka bir dünyaya gitmeniz ve zihninizi sakinleştirmenizden bahsediyor. Meditasyonun asıl amacı zihin kaslarını sakinleştirmek kenleştirmekmiş. Yani zihninizin böyle bir anda çok fazla şey düşünürken ve günlük hayatın akışındaki o yorgunluğundan biraz olsun sıyrılabilmesi ve rahatlayabilmesini sağlıyormuş. Bu anlamda meditasyonun da oldukça önemli olduğu söyleniyor. 10. madde ise benim en sevdiğim madde. Çünkü ben bunu günlük hayatta çok fazla yapıyorum. Benim kişiliğimin bir parçası ve bunun uzun ve mutlu yaşamın bir sırrı olduğunu hiç bilmiyordum. Ikigai'yi de okuduktan sonra ve biraz daha araştırdıktan sonra listeye girdiğini gördüm ve gerçekten çok mutlu oldum. Direnç nedir? Tutkularınızı takip etmek, asla vazgeçmemek, 7 kez düştüyseniz 8 kez kalkmak bu şekilde bir Japon atasözü varmış. Bundan bahsediyorlar. Yani günlük hayatta ne yapıyorsanız, hedefiniz neyse o gün içerisinde küçük bir şey de olabilir. Bu çok büyük bir hedef de olabilir. Asla vazgeçmemek Vazgeçmeyip sürekli onun peşinden koşmak gerçekten insanlara çok büyük bir güç katıyormuş ve buna direnç adını vermişler. Benim için gerçekten çok önemli bir olaydı bu ve bunun da uzun ve mutlu yaşamın bir sırrı olarak görülmesi dediğim gibi gerçekten beni çok tatmin etti. Direnç kazanmanın yollarından bahsederken de aslında şunu söylemişler. Yine tekrardan meditasyona bir dönüş var. Meditasyon yapabilen insanların ve anda kalabilen insanların daha dirençli olduklarını söylemişler. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırları bu şekildeymiş. Ben de bu araştırmayı yaptıktan sonra bir takım şeyler öğrenmiş oldum. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Sizin de uzun ve mutlu yaşamla ilgili paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.